geldiniz. Bugün sizlere daha önce yapıldığını hiç sanmıyorum. Araştırmadım ama yani bunu da söyleyeyim, hani yapılmadı demeyeyim. Araştırmadım, hiç bakmadım. Bu kafamda gördüğünüz kedili tercih yapmayı size göstereceğim. Bu taç hakkında geçen videomda çok fazla soru aldım. Nereden aldın? Çok güzelmiş, bayıldım gibi. Bir önceki videomun linkini de şuraya koyarım, onu da izlemeyi unutmayın. Ben de bu tacı nasıl yaptığımı size göstermek istedim. Bildiğiniz gibi bu taç işte Accessorize, Stradivarius, Bershka Plan 1 gibi sitelerde satılan taçlar. Ama onlarınki biraz hani normal, sade. Ben onlardan almayı çok istedim çünkü bildiğiniz gibi birçok YouTuber'da bu taçlardan var. Tabi onlarınki daha farklı, yurt dışına aldıkları için. Fakat Türkiye'de bu taşların fiyatları çok pahalı. Yani 25, 30 hatta 50 lira ya kadar çıkan bu tacı ben size sadece 5 liraya nasıl yapılacağını göstereceğim. O zaman bu videoyu izlemeye devam edin. Evet, ilk olarak normal bir taş satın alıyoruz. Bu taşları aksesuar satan bir yerde bulabilirsiniz. Kesinlikle modeline bakmadan aldım. Tabii ki böyle bir şey almam normalde. Bu tacı ben 3 liraya almışım. Bunu şimdi sizinle beraber sökeceğiz. Sökebilirsek. Tacımızı söktük. Şimdi geriye de böyle siyah bir taç kalıyor. Pekala, şimdi bu kafamdaki nasıl halledebiliriz? Aslında çok kolay. Bildiğiniz gibi hepimizin küçükken kullandığı bir el işi malzemesi vardır. Bunlar... benim kafamda şöyle bir şey vardı. Bu kedi şeklini nasıl elde edebilirdim? Sadece bunu düşündüm. Ve tabii ki de benim işime yarayacak olan şeyin içinde tel olması gerekiyordu. Ben de tel bulabileceğimi pek düşünmedim. Çünkü çok zordur bence. Bu nedenle bunun içinde tel olduğunu hatırladım. Siz hatırlıyor musunuz? Bakın. Hem işime yaradı çünkü dışı ben mesela sinli olandan aldım. Bunun sadeleri var hatırlıyorsanız. Onlar da güzel olabilir. Ben sinli aldım. Bu da sinli gümüş renginden yapıldı kafamdaki. Şimdi hemen sizinle hangi rengi seçelim? Siyah seçelim mi? Altın seçelim mi? İki tane altın var. Biri tam altın, biri biraz daha turuncuya kaçan altın. Ben turuncuya kaçan altın tercih edeceğim. Bu renkle kafamdakinden bir tane daha yapalım. Bir tanesini alıyoruz ve tacımızı ayarlayarak mesela şurada birazcık daha boşluk bırakıyoruz. Tam olarak buradan ayarlayacağım. Fark etmez yani, yanlış yaparsanız da düzeltebilirsiniz. Çünkü bu hani yeniden tamir edilebilen bir şey. Bunu bu şekilde doladım. Şimdi ise boyutunu ayarlıyorum. Şimdi yine tutturuyorum ve bunu bu şekilde doluyorum. Gördünüz mü? İşte aslında bizim 25 lira verip aldığımız şeylerin de yapımı bu kadar kolay. Bir tanesi hazır bile. Şimdi diğerine geçelim. Aynı şekilde hizalanacak biçimde koyuyorum. Da biraz daha yana koyalım. Aslında ben bu tuşlarda hiç yetenekli değilimdir. Sabrım o kadar az ki hemen pes edebilirim. Böyle galiba. Benim için bu şeyi yapmak bile o kadar zor ki anlatamam size. Eğer yetenekli olanlarınız varsa bence dua edin. Çünkü gerçekten yetenekli olmak bu işlerde çok başarılı bir şey yani. Eşit oldu mu? Oldu herhalde gibi gözüküyor şu noktadan. Biraz daha sivrileştirebiliriz. Kaydırabiliriz gördüğünüz gibi. Eşit oldu mu ya? Biraz daha dolayım. Üstünden de geçiriyorum. Hatta şu tarafından geçiriyorum. Sağlamlaştırmak için. Aynı şekilde. Şimdi ortaya doğru dolayacağız ki ortası birleşsin. Aslında tamamını böyle kaplamak çok güzel olurdu. Ama biraz sanki bu sefer bir kafamıza taktığımızda kulağımızı rahatsız eder gibi geliyor bana. Evet, bakın nasıl oldu. Hemen kafamdakini çıkartıyorum. Saçlarımı da bu şekilde yapmam biraz mantıksız oldu galiba. Yani iki tane kulaklık gibi oldu şimdi de.
O da biraz yamulmuş. Şimdi bunu yaptıktan sonra bu çirkin gelmeye başladı birdenbire. Ne mani? Az önce üstüne bastım bunların. Yumuldu haliyle. Bu eski yaptığımdı. Bu da yeni yaptığım. Nasıl oldu? Güzel oldu mu? Ben bayıldım. Bir bunu yapabilirsiniz ve diğer renklerle yapabilirsiniz. Yapılışını gösterdiğime göre hepinize bence bunu yapabilirsiniz. Ben bir sonraki rengimi siyah yapacağım. Bununla. Fakat bence kıyafetime göre istediğim her rengi bunlarla oluşturabilirim. Ve en güzel tarafı da ne biliyor musunuz? Tekrar tekrar istediğin renkte yapılabilmesi. Bence en güzel tarafı bu. Şimdi yapabileceğiniz bir diğer şeyden bahsetmek istiyorum. Ben kendime şu şekilde çiçekli bir taç da yapmıştım. Bu çiçekleri bunu nasıl bulduğumu söylemem gerekirse. Eğer hatırlıyorsanız benim diğer videolarımda şurada lambam var. Onun üstünde hemen göstereyim. Bu var ve onun üstünde böyle pembe, yine yuvarlak. O yuvarlığı da şuradaki şey, tel. Bir taç vardı. O tacı ben ücretsiz almışım. Bir tane abiden hediye etmişti bana. Çok kullandığım bir şey değildi. Ama bunun içinde de tel var ve ben o tacı kestim. Bu çiçekleri telle burayı, yani telle o tacı yapmıştı, şey yapılmıştı. Ben de o telleri teker 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 çıkardım çiçekleri üstünden. Teli kestim, iki parça ayırdım. Aynı şekilde bunu yaptığım gibi buna da uyguladım. Bu tacı, kafamdaki tacı almadan önce ben taç bulamamıştım ve buradaki kırtasiyeden pembe bir taçtı bu arkadaşlar. Pembe böyle salak saçma üstünde süs olan bir taçtı. Ben de dedim ki pembe olmaz. Onun için ne yapabilirim diye düşünürken guaj boyayla, guaj siyah boyayla bu tacımı boyadım. Kuruması zaten yarım saat falan aldı. Hani görünüş açısından güzel gözüksün diye. Fakat bu çiçeklerin şeyini biraz yukarı tutmuşum. Yani şu beyazlık gözüküyor. Onun için isterseniz siz de bunu yeniden yapalım ya da ben hemen yapıp size gösterebilirim. Şu an editlerken ki bu videonun uzunluğuna bağlı olacak bir şey. Bunu daha düzgünü yapıp takıp geliyorum. Şu anda bu tacı buradan çıkartıyorum. Hiç olmadan biraz sökün. Tacı yapacağım fakat biraz daha hani yakışım güzel kimse. Bence biraz daha yakın oldu bir gel. Yani çok tatlış oldu. Umarım yapmışsındır. Dur. Ay ya, çok tatlış oldum ya. Evet, eğer siz de bu videoyu beğendiyseniz lütfen bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi, bana abone olmayı ve aşağıya güzel güzel yorumlar yazmayı lütfen unutmayın. Umarım size de çok yardımcı olmuştur. Umarım siz de 50 lira vermekten kurtulursunuz ve siz de yaparsınız. Eğer bu taçlardan siz de yaparsanız bana Instagram üzerinden Ekin'in tacı hashtag ile paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu arada eğer sizde bu şekilde çiçeklerden yoksa belki de şunun gibi şeyler size yardımcı olabilir. Ben bunu da yine kırtasiyeden aldım. Özellikle şu. Burada çiçekler var. Yapışkanlı bu arada bunlar. Eğer yani bu şekilde çiçekleriniz yoksa alternatif üretip düşünerek evdeki herhangi bir yerdeki çiçekleri de koparıp yine yapıştırabilirsiniz. Her türlü şeyi kullanabilirsiniz. Bu sizin tacınız. Belki de İlişki çok olmasına gerek yok. Her şeyi kullanabilirsiniz. Sonuçta bu sizin tacınız. Sizi çok seviyorum ve çok çok öpüyorum. Görüşürüz.